Evet. Başka da bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Ahmet Kaya tabii sanatıyla çok değer verdiğim, sevdiğim, hüzünlendiğim, dinlerken hem insanı hasretiyle buluşturan, sevdasıyla buluşturan çok değerli bir sesimizdi. Çok kıymetli, aslında topraklarımızı kıymetli bir ses tonuydu. Ama gerçekten hazin bir ölüm, çünkü ülke hasretiyle göç etmiş bir sanatçımız, vatandaşımız. Çok üzüntülüyüz. Gerçekten keşke böyle durumlar yaşamasak. Sonradan pişman olacağımız bir takım davranışlarda ya da tepkilerde değerlerimize bulunmasak. Ama bu tarihimizde oluyor. Temenniyi eyleme geçirmek adına daha bilinçli olmak, değerlerimizin yaşarken farkında olmak, onlarla paylaşımda bulunabilmeyi sağlamak, toleranslı bir toplum olabilmek çok önemli. Ama işte dönem dönem kızıştırmayı, insanları birbirine düşman etmeyi, düşmanlaştırmayı tercih eden bir takım algı süreçleri ülkemizde var oldu, var oluyor. Bunun sonlanmasını istiyoruz. Halbuki Ahmet Kaya arka cebimde 2 metrelik kefenim var. Her zaman hazır ve nazır demiş, hatta eklemiş. Yani bir tek şeyle anılmak istemem. Memleketini sevmiyor, ülkesini sevmiyor. Lafıyla anılmak istemem demiş. Halbuki Ardahan'dan Edirne'ye ya da Edirne'den Ardahan'a bu toprakları çok seviyorum diye de eklemiş. Aslında bu kadar vatan sevgisi olan insanlar, toleransı, birbirimize olan anlayışımızı ve bir bütünün parçaları olduğumuz hissiyatını kaybetmeden toplumsal birlik ve gerçekten bu ülkenin değerlerine sahip çıkan bir kültürle var olmayı diliyorum Ahmet Kaya'nın kabri başında. Ve tabii ki dualarımızda mekanı cennet olsun diyoruz. Yılmaz Güney de aslında bir dönemin jönü, simgesi. Tabii sonrasında iyi de bir yönetmen, iyi de çok iyi ödül almış filmleri olan değerli bir sanatçı. Adana'nın simge isimlerinden birisi, az önce onu söylüyordum. Böyle 60'lı yılların gençlerin fenomeni gibi, biraz onun gibi olmak, onun gibi davranmak, onun gibi giyinmek. Açıkçası şeydi, hani babam da şey dermiş, hani lise zamanlarında biraz Yılmaz Güney imrenisi vardı ve ona benzemek için böyle çaba gösterirlermiş. Tabii o da hayatını gurbette Fransa'da kaybetti ve burada yatıyor. Elbette burada olduk ve onun için de duamızı okuduk. Allah mekanı cennet etsin, rahmet eylesin. Dilerdi ki bu tür değerlerimiz, bu insanlarımız yine vatanlarında kabirleri olsun ve orada ziyaret edelim, ama dediğim gibi hayat bazen böyle kaderlere sürükleyebiliyor insanları. Tabii Paris'e gelip her iki kabri ziyaret etmek açıkçası gönlümüzde olan, maneviyatımızda olan bir ziyaretti. Bunu tamamladık. Hem Ahmet Kaya'ya hem Yılmaz Güney'e toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun. Ama hakikaten şimdi deyince fark ettim. Yok, çok benzedi, o da o havaya girermiş yani böyle. Geçenlerde Müslüm'ün izlerken hani hatta aklıma geldi, bir Adana şeyi vardır ya, Yaşar Kemal, Yılmaz Güney, böyle bir değişik karakterler aslında. Adana Kemal.
Ben çektireyim de.